Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, her gün bomba bir habere uyanıyoruz. Artık neye şaşıracağımızı şaşırdık. Haberlere geçeceğiz. Geçmeden önce tabii ki siz değerli takipçilerimden istediğim videomuzu beğenmeniz, videomuzu paylaşmanız ve kanalımıza abone olup bize destek olmanız. Haberler gelsin. Evet arkadaşlar, Muharrem İnce sevenler gözünüz aydın. Muharrem İnce dün itibariyle 100 bin imzayı tamamladı ve çıktı, dedi ki biz bir strateji geliştirdik dedi. Bu da bir itiraftır. İlk gün 100 bin imzayı tamamlasaydık, bakın arkadaşlar troller destekliyor. Ondan dolayı ilk günde 100 bin imzayı tamamlamış olacaktık. Ne oldu? Bir strateji geliştirdik ve 3 günde 4 günde tamamladık. Memleket Partisi için imza vermeye gelenler. Sonra da çıktım bunu söyledim. Bunu söyleyerek zaten trollerin seni desteklediğini de itiraf etmiş oldun. Biz troll mrol diyorduk lan. Adamlar minibüslerle seçmen taşıyorlar imza atsınlar diye. AKP gençlik kolları. Sosyal medyada böyle videolar var. Teyzeler, neneler, basma etekli, donlu, monlu bizim köydeki teyzeler gelmişler, imza atıyorlar. Kim bunlar? Senin seçmenin mi ya? Biz Muharrem İnce'yi destekliyoruz. Seçmen olarak bindik otobüslere. Gidelim imza atalım. Öyle mi yani? Bunu senin kitlen, senin seçmen potansiyelin bunu düşünebilecek. Sonra da düşündüm, dedim yani Muharrem İnce dans mans ediyordu, Z kuşağı diyordu. Başörtülü bacılar, pek böyle bir teyzeler, nineler Z kuşağına da benzemiyor yani. Yani sen her türlü bizi anlamayacaksın, biz de seni anlamayacağız. Problem yok. Karşı taraf ne diyor? Abi siz korkuyorsunuz Muharrem İnce'den. Muharrem İnce'den niye korkalım? Erdoğan'ın korkmadığı, desteklediği bir liderden korkmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Biz sadece olanı görüyoruz, gördüğümüz için de böyle düşünüyoruz. Doğrudur, değildir, işin sonunda göreceğiz. Kendisi de çıktı Fatih Altaylı'nın programında, itiraf etti. Birinci turda bana oy verecekler, ikinci turda Erdoğan kazanabilir. O onların bileceği iş. Gene adam kazandı olacak, bunu kendisi de söylüyor. İkinci turda adam kazandı. İlk turda olmayacak da ikinci turda. Zaten buradaki görevini ve vazifesini de adam itiraf etmiş oldu. Yani sen şu an sosyal medyadaki bazı videolarım var, ses kayıtlarım var, WhatsApp gruplarına yazdığın şeyler var. Onlar dönüyor. Yani insan ister istemez bir düşünmüyor değil yani. Bunlar üzerinden sosyal medyadan paylaşılıp Muharrem İnce yıpratılıyorsa Erdoğan'ın elinde acaba farklı farklı şeyler var mıdır, yok mudur? Sen Erdoğan'la ikinci tura kaldığında gerçekten Erdoğan sırf senin fişini çekmek için, hani tamam kendi kitlesi sana oy verenler dönüp tekrardan Erdoğan'a oy verecek de, bir video, bir ses kaydı paylaşır, halkın gözünde acaba seni rencide eder mi diye düşünüyorum yani. Düşünmüyor değiliz. Bunu hepimiz düşünüyoruz. WhatsApp grubundaki o ses kaydı, mes kaydı, bir kadınla konuşuyorsun. Oradaki küfürleri duyuyoruz yani hepimiz. Tamam eyvallah, burada paylaşmıyoruz ama. Bu kimin ses kaydı bu ses kaydı? Biraz tabii sarhoş olabilirsin. Olabilir, herkes içiyor. İçmeyen yok. Bak ben de içiyorum ha. Çay içiyorum. Bu normal. Kimimiz çay içer, kimimiz rakı içer, kimimiz viski içer. Yani galiba bunun seçmeni de beni izliyor bayağı bir. İlk başta ben demiştim ki troller anlaşılmasın diye yavaş yavaş giderler, 100 bin imzayı tamamlarlar. Muharrem İnce de dedi ki efendim troller imza attı demesinler diye bir strateji geliştirdik. Tamam, aynı şey işte. Bunun yanı sıra ya Sinan Oğan bayağı bir geride kaldı. Sıkıntılı bir durum arkadaşlar.
Destekleyenler bir gidin el atın da bari o da bir 100 bin imzayı tamamlasın. Yani Ümit Özdağ'ın Suriyeli mücadelesine ayıp abi. Gerçekten. Suriyeli mücadelesine ayıp, yazıktır ya. Adamı destekleyin ya. Doğu Perinçek de isyan ediyor. 20 binde kaldım diyor. Niye beni desteklemiyorlar? Bu işin arkasında diyor dış güçler, dış minnahlar var. He. Onlar operasyon çekiyormuş Doğu Perinçek'e. Abi Allah aşkına ya. Ha bu arada bir dakika. Dur, geri de geldi. Şimdi bu Hüdapar'la Erdoğan'ın AKP'nin birleşmesi. Tabii. Hüdapar'ın biz AKP'yi destekliyoruz demesi. Hüdapar işte Büyük Birlik Partisi, MHP, Saadet Partisi, büyük başlar bunlar. Bir de yanlarında küçükler var. Bunlar kol kola yürüyorlar. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan Hüdapar'la ilgili ne demişti? Efendim yerli ve milli. Onlara sordum. Sizin terörle bir ilişkiniz var mı? Onlar da dediler ki yok. E demek ki yok. Şimdi sosyal medyaya bir video düştü. Bu sosyal medyada vardır da bizim önümüze daha yeni geldi bu video. Doğuda olması lazım. Bir yerde vatandaşlar Hizbullah Hizbullah diyerek türküler söyleyip halay çekiyorlar. Hizbullah'ın ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Hizbullah'ın geçmişte 90'lı 2000'li yıllarda yapmış olduğu eylemleri, Gaffar Okan cinayetini buradan zaten haber yapmıştım. Onları tek tek anlatmıştım. Bunlar Hizbullah Hizbullah diye halay çekiyorlar. Bu arkadaşlar Hüdapar'lı arkadaşlar mı? Eğer bu arkadaşlar Hüdapar'lı arkadaşlarsa Hizbullah'la bir alakamız yok diyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörist olarak gördüğü bir grupla bir alakamız yok diyordu. Değil mi? Ne yapıyorlar bunlar Hizbullah Hizbullah diyerek? Hüdapar Hüdapar diyerek halay çeksinler. Yani. Ha diyeceksiniz ki bizimle bir alakası yok. Eyvallah. O zaman dönüp AKP'ye 20 sene ülkeyi yönetenlere şu soruyu sormamız lazım. Hayırdır baba? Hücreler mi uyanıyor? Ha? Uyuyan hücreler yavaş yavaş bu son seçimle beraber sizi korkutan, tedirgin eden seçimle beraber uyanmaya mı başladı? Sosyal medyadan algı operasyonu mu yapmaya çalışıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütü dediği Hizbullah'la ilgili adamlar Hizbullah Hizbullah diyerek halay çekiyor. Bunlarla ilgili bir işlem yapıldı mı? Hı? Bu videolar üzerinden birilerine subliminal mesajlar vererek bir tehdit ortamı oluşturulmaya mı çalışıyor diye düşünüyoruz. Bunu herkes düşünüyordur. Efendim AKP'li Metin Külük dediğimizde aklımıza ne geliyor? Tabii ki insanların günah işleme özgürlüğünün olduğu geliyor. AKP'lilerin işlemiş olduğu günahlarla ilgili Metin Bey'imiz böyle bir savunma yapmıştı. Şimdi Metin Külük çıkmış, İbrahim Karagül, bir gazetede köşe yazarı olan İbrahim Karagül'ün yandaş gazetecinin paylaşımını paylaşmış. Efendim orada diyor ki şayet Erdoğan seçimi kaybederse 14 Mayıs itibariyle Türkiye'ye dış güçler, dış minnahlar saldıracakmış. Tabii bu işin başında da ABD varmış. ABD dört gözle seçimi bekliyormuş ki Erdoğan bir kaybetsin, biz de bunlara saldırak. Vara vara vara. Vara vara vara. Mantıksız. Hiç mantıklı değil. Şimdi birincisi şu. Madem Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini bekliyorlar saldırmak için. Bu zamana kadar gerek 15 Temmuz'uydu, gerek 15 Temmuz'dan öncesiydi, gerek doların yükselişiydi, düşüşüydü. Bunların hepsinde Erdoğan dış mihraklar, dış güçler bize saldırıyor diyordu. Demek ki saldırı maldırı yalan. Saldırı maldırı yalan. Bu olaylarda saldıran dış güçler, dış minnahlarsa Erdoğan'a ülkeye saldırmak için niye seçimi beklesin? Kılıçdaroğlu, özellikle de Kılıçdaroğlu kazanırsa saldıracaklar. Yani Muharrem kazanırsa saldırmazlar ama Kılıçdaroğlu kazanırsa saldırırlar. Veya ne bileyim Sinan Oğan kazanırsa saldırmazlar ama adamların Kılıçdaroğlu'na garezi var. Tabii. Yani peki yarın öbürsü gün Allah yani sonuçta en de sonunda ölecek Erdoğan. Ölümlü. Fani. Öldüğünde fırsat bu fırsat deyip de saldırabilirler. O zaman çıksın AKP'liler desinler ki Allah'ım bizim canımızı al reis ver. Yeter ki ABD bize saldırmasın. Hani biz dünyayı titretiyorduk? Hani biz dünyanın en güçlü ülkelerinden biriydik?
ABD kim ki lan? Kalkıp da bize saldırıyor. Saldırmak için seçim mi bekliyor? Her şey bir adamın iki dudağının arasında diyorsun yani. Bu adam giderse Ermenistan'la İran, Azerbaycan'a, bize ne lan Azerbaycan'a saldırıp saldırmamasında? Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Yardım isterse askerimizi göndeririz. Ya düşün yani, Azerbaycan'a Ermenistan'la İran saldıracakmış, onun bile bekliyorlarmış ki şu Erdoğan bir gitsin saldıralım. Şu saçmalığa bak ya. Şu saçmalığa bak ya. Bizi Suriye'den oradan buradan çıkartacaklarmış. Askerimizi geri çekeceklermiş falan. Bunun için de seçimin bitmesini bekliyorlarmış. Biz Türkiye ile Rusya savaşa girecekmişiz. Biz Rusya ile ne savaşına gireceğiz onu anlamadım. Hepsi birden Rusya ile savaşa gireceğiz diyor. Hayırdır yani, neyin savaşı Rusya ile? Biz Rusya ile neyin savaşını yapacağız? Veya bugün o Rusya ile savaş yapamıyorsak neyden dolayı yapamıyoruz? Hele onu da bir söyleyin. Acaba Rusya bizimle ilgili hani bizim sakladığımız neleri biliyor ki? Hangi kozlarımız adamların elinde ki biz hareket edemiyoruz? Yani bugün bizim Rusya ile savaşamamamızın sebebi demek ki AKP hükümetinin, AKP iktidarının bazı işlerini Putin tarafından bilinmesi. Yeni gelen iktidarda böyle bir şey olmayacağı için yeni gelen iktidar diyor ki Putin'i sallamayacak. Çünkü temiz bir iktidar. Ama bizim bazı yapmış olduğumuz şeyler Putin'in elinde, bilgisi dahilinde. Bundan dolayı da biz saldıramıyoruz. Yeni gelen saldıracak. Yani mantıksız. Mantıksız, saçma sapan işler ya. Allah Allah. Ve buna inanan bir kitle var. Buna inanan bir kitle var. Şimdi bunu, bu paylaşımı ben yapsam halkı kin ve nefrete teşvik etmekten, halkı sokağa çekmekten yargılanırım. Ama bunu Metin Külük gibi birisi yaptığında kimse bir şey yapmıyor. Hiçbir savcı harekete geçmiyor. Hiçbir savcı harekete geçmiyor. Bir ikincisi de ya Metin Bey, sen neyden korkuyorsun? Sen neyden korkuyorsun? Gerçekten. Neyden korkuyorsun? Seni ne tedirgin ediyor? Hangi şeylerden yargılanacaksın? Hangi şeyleri düşünüyorsun? Bu tarz paylaşımlar yapanlara bakın arkadaşlar. İlla ki bir şeylerden korkuyorduk, bir şeylerden yargılanacaktır. Onun tedirginliği vardır. Sürekli Erdoğan giderse bize savaş açarlar. Erdoğan giderse şu olur, Erdoğan giderse bu olur. Biz zaten savaşıyoruz kardeşim. Benim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ımızın da artık bir diploması var. AKP'lilerin, tüm Türkiye'nin gözü aydın. Yıllardır diploma diye soruyordu muhalefet. AKP camiası diplomayı bir türlü gösteremiyordu. Erdoğan bu tarz durumlarda gol atmayı sever ama burada gol atmayı değil, defansa geçip sadece konuşanları dinlemeyi seçti. Hiç cevap dahi vermedi. Çıktı bir ara sahte bir diplomayı ortaya sundular. O diplomanın da sahte olduğu ortaya çıktı. Aradan yıllar geçti. Fatih Erbakan şimdi Cumhurbaşkanlığı başvurusunda bulundu. YSK diplomanın aslını mı istedi? Buna benzer bir şey istedi. Burada muhalefet bastırdı. Erdoğan'ın da diploması çıksın ortaya dedi. Fahrettin Altun. Tabii. Fahrettin Paşa gitti, Erdoğan'ın diplomasını çıkardı. Oysa ki Marmara Üniversitesi'nden bir önceki haberimizde bir açıklama yapılmıştı. Annesi babası da gelse kesinlikle Erdoğan'ın diplomasını vermeyiz. Nasıl olduysa Fahrettin'e vermişler. Bak sen şu Allahü Teala'nın işine. Fahrettin Paşa olduğundan olabilir. Neyse bir bakıyoruz abi. Marmara Üniversitesi İktisadi bilmem ne fakültesinden mezun olmuş 1981'de reisimiz Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi birincisi, bu Fahrettin Altun'un paylaşmış olduğu diplomanın haberde yazılana göre, onu okuyorum arkadaşlar, geçmişte paylaşılan sahte diplomayla aynı olduğu, efendim Erdoğan'ın elinde elden aldığı geçici mezuniyet belgesinde numaranın 678 olurken Fahrettin Altun'un paylaşmış olduğu diplomadaki numaranın 677 olduğu, işin en bombası da şu: Erdoğan Marmara Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesinden 1981'de mezun olmuşken üniversitenin 82 ve 83'te açıldığı
Yani daha açılmayan üniversitede 4 sene okumuş, 4 diyorum 3 gösteriyorum, 4 sene okumuş ve daha üniversite açılmadan 1 sene önce de mezun olup diploma almış oluyor reis. Hey yavrum hey. Şimdi burada reisimizin zekasını, reisimizin ne kadar mübarek bir zat olduğunu görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar, reisimiz gibi mübarek zatlar Allahü Teala tarafından rüyalarında okutulurlar. Tabii. Rüyalarında okutulurlar. Onlar rüyalarında okuya okuya o ilmi ala ala mezun olurlar. Ya. Ama siz sadece okula gidip koltuğunuzun altına kitap konmasını, önünüze konan kitapları okuyup mezun olmayı bildiğiniz için siz reisimizi anlayamazsınız. Ya. Siz kim? Reisimiz kim? Ne diyorum lan ben? Allah aşkına. Bu da bir başarı. Bu da bir başarı. Olmayan üniversiteden mezun olmak. Efendim, Kızılay'ın skandalları bitmiyor. Her gün bir yenisi ekleniyor. Şimdi öğrendikleriniz, seçimden sonra öğrenecekleriniz şayet AKP kaybederse bir düşünün arkadaşlar. Daha neleri neleri duyacağız. Kimlerin nasıl paraları Kızılay üzerinden akladığına şahit olacağız belki de. Bilmiyoruz. Efendim, başkent gaz 2017 yılı olması lazım. 8 milyon doları Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na galiba aktarmıştı. Burada bir vergi kaçakçılığı mı böyle bir şey olmuştu. Bunun haberi yapıldı. Sonra deprem döneminde çadır sattılar. Bunun haberi yapıldı. En son Kızılay maden sularında arsenik tespit edildi. Sağlığa zararlı. Bunun haberi yapıldı. Şimdi de arkadaşlar, Ayla isimli bir şirket Kızılay üzerinden vergi kaçırıyor. İşte Ensar Vakfı'na 985 bin dolar para yatırıyor. Kızılay da bunu kabul ediyor. 15 bin doları Kızılay'a kalıyor. Diğeri de Ensar Vakfı'na yatırılıyor. Gözümüzün önünde devleti yönetenler veya devleti yönetenlerin görevlendirdiği isimler, makam mevki sahibi yaptığı isimler vergi kaçırmak için sıraya girmiş ve bunların yapılmasına şahit oluyor. Ve gözümüze soka soka vergi nasıl kaçırılır, vergi kaçırmak isteyenler bakın bunları uygularsanız bu şekilde vergi kaçırabilirsiniz diyor. Ve bir Allah'ın polisi, askeri, bir Allah'ın savcısı, hakimi harekete geçmiyor. Ya bunlar vergi kaçırıyor, devletimi zarar ettiriyor demiyor. Yani vergi 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 diyen zihniyet, sokakta seyyar satıcıların peşine düşen zihniyet, 3 kuruş para kazanmak için verginin de vergisini alan zihniyet, sonuçta o seyyar satıcı almış olduğu ürünü vergisini ödeyerek aldı değil mi? Ve onu satıyor ufacık bir karla. Bunun peşine zabıtalarını sokan zihniyet, Kızılay gibi bir kurumda dünyanın vergisi kaçırılıyor. Bir şirket üzerinden başka bir şirkete para aktarılıyor ve buna kimse ses çıkarmıyor. Bu öğrendikleriniz hiçbir şey. Dua edin, bunlar bir kaybetsin. Daha neleri neleri öğreneceğiz. 20 senelik AKP iktidarında bize 50 sene yetecek haber çıkacak arkadaşlar. 50 sene. Hey ya. Efendim, dayının biri 2022'de sokak röportajında Eminönü olması lazım. Mikrofona konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na Ödlek Kemal diyor. Bırak Bay Kemal'i, Ödlek Kemal diyor. Tepki gösteriyor. Kendisini Libadiye diyor. Libadiye'de lüks rezidansım var diyor. 1500 liraya kiraya verdim. 2002'de 1500 liraya Libadiye gibi bir yerde, İstanbul Libadiye'de. Ya Libadiye'yi ben biliyorum. Lan oğlum bu neyin lüks dairesi? Bir de Libadiye'de. Neyse. Bilen arkadaşlar yani nasıl bir yer olduğunu da bilirler yani Libadiye'nin ve lüks adamın dairesi varmış. Bir de 1500 liraya mı 2000 liraya kiraya vermiş. Neyse. Bir de Beylikdüzü'nde rezidansı varmış. Onu da 2000 liraya mı ne kiraya vermiş. 2022 ha. 2022. Şurada biz şu an 2023'ün Mart ayındayız. 2022'de bunu söylüyor. Adam
Şimdi aynı yerde veya farklı bir yerde gene aynı adam. Ne oldu? Reenkarnasyon mu oldu? Ne oldu bilmiyorum. Bir anda dönmüş. Ben 18 sene Erdoğan'ı destekledim. Ve artık Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. İşte ülkenin gidişatı kötü. Et olmuş 300 lira. Hayırdır kardeş? Ödlek Kemal diyordun kardeş. Hı? İki tane evim var diyordun. Lüküstü, rezidanstı kardeş. Ne oldu? Geçiniyordun. Yalan hikaye, tırıvırı. Yalan abi. İki tane evi olan bir adam bugün sen onlardan alacağın en kötü kira tam 8-8-16 bin lira. En kötü alsan bu ki 8 bin lira çok ucuzdu artık İstanbul için. Yani o dediğin yerlerde gerçekten lüks dairelerse. Sen 300 liralık kıymayı laf ediyorsun. Hikaye evi mevi olmayan adamlar benim evim var baba. Ha, 3 tane şurada geçiniyorum baba. Sıkıntı yok baba. Biliyoruz biliyoruz geçin. Bir sene sonra da ağlıyoruz. Başka bir tane daha dayı vardı. Bıçakları battı. Lan reisime laf söyleyeni bıçakları mı? Diyordu. O da gelmiş. O da ağlıyor. Ne oldu? Beter olun. İnadına reis. İnad göcü. Tayyip Erdoğan. Lan oğlum lan. Lan, de, lan siz adamı delirtirsiniz. Sümrük. Efendim halk olacakları çok önceden sezemiyor. Olaylar oluyor, bitiyor, başa gelen çekiliyor, ondan sonra idrak noktaları açılıyor. Bazı şeyleri anlamaya çalışıyorlar ama devlet memurları, bu devlet memurları olacakları önceden görebiliyorlar. Niye? Kelle koltukta olduklarından dolayı, duruma ayak uydurmak istediklerinden veya istemediklerinden dolayı. Neyden bahsediyoruz? AKP'nin gidişi hızlanmaya başladı, anketler kötü geliyor ve en önemlisi yıllarca AKP'yi ayakta tutan Diyanet, din görevlileri. Onlardan bir tanesi Yunus Emirhan Kılıç. Cami imamı çıktı, Diyanet'i eleştiriyor, Ali Baba'nın çiftliğine döndü, Ali Erbaş ondan bahsediyor. Efendim Diyanet'te hiçbir kadrosu olmadığı halde sırf Diyanet İşleri Başkanı'nın karısı diye orada burada gezen, her yere giden, yanın çantasını polislere taşıtan veya görevlere taşıtan şahıslar var. Dinimizde böyle bir şey yok diyor ve eleştiriyor. Burada iki şekilde düşünmemiz lazım. Birincisi günaydın. Bu zamana kadar neredeydin? İmamlığımı, devlet memurluğumu yakma pahasına konuşuyorum diyen sen, durdun seçime 2 ay kala mı devlet memurluğun, imamlığın, Allah'ın kitabın, hak, hukuk, adalet aklına geldi. Bir ikincisi de bunların hepsini bir kenara koyduğumuzda bir imam arkadaşın çıkıp artık bunları yavaş yavaş dile getiriyor olması, bu bir başlangıçtır. Bunun gibi daha nicelerini duyacağız. Yani benim kulağıma gelen şeyleri burada paylaşamıyorum. Malum durumdan dolayı ama bir gün öyle şeyler duyacaksınız ki Diyanet'in içerisinde dönenlerle ilgili yani artık... Bilmiyorum gerçekten yani bilmiyorum. Bizim bir imam arkadaş, onunla konuşuyoruz. Adam hiç iyi şeyler söylemiyor. Bazı şeyler günü geldiğinde ortaya çıkar. Kütük ağlıyor. Kütük ağlıyordu. Kütük. Lan oğlum ya. Lan neler var neler var. Ne uydurma hadisler var. Hazır Diyanet'ten konu açılmışken. Ah, ah. Bir arkadaş yazmış ki yoruma. Efendim AKP iktidardan düştükten sonra camiler Müslümanlara açılacak. Ben de şunu söylüyorum. AKP iktidarında 20 senede yapmış olduğu camiler Allah'ın izni inayetiyle depremlerle, Allah'ın felaketleriyle yerle bir olacak. Bunu bir kenara yazın. Bunu bir kenara yazın arkadaşlar. Neden bunu söylüyorum? Önceden camiler Allah'ın eviydi. Önceden camiler sadece Allah'a ibadet edilen yerlerdi.
AKP iktidarıyla beraber camiler AKP'nin propagandasının yapıldığı gençlik kollarının olduğu bir yer haline geldi. Camilerin minarelerine AKP'nin bayrakları asıldı. Siyasetçiler cuma namazlarında gittiler, camilerde halka seslendiler, oy istediler. Daha bunun gibi niceleri. Bir siyasetçi gidiyor, bu hepsi için geçerli, camiye giden, sadece Erdoğan'ı işin içine katmıyorum. Gidiyor, cemaat açılıyor, o öne doğru geçiyor. Allah'ın evinde ayrımcılığın olmadığı bir mekanda sizin gibi etten kemikten olan birisine böyle tolerans gösteriliyor. Allah'ın evinde bunlar yapılıyorsa ve o camiye siyaset giriyorsa, o caminin betonu, o caminin demiri, o caminin kubbesi siyasetçilerin sırf oy almak için bir nevi toleranslarıyla, torpilleriyle, bir nevi devletin içerisinden efendim ufak ufak itmeleriyle yapılıyorsa o camiler ayakta duramaz. Allah o camileri ayakta tutmaz, tutmayacak. Göreceksiniz bunların yolları nasıl yıkıldıysa, köprüleri nasıl yerle bir olduysa bu camiler de yerle bir olacak. Hani birileri diyor ya, CHP gelecek camileri yıkacak. Sana şuradan bir el hareketi yapmak isterim de neyse, ona hiç gerek kalmayacak. Hiç korkmayın. Allah'ın adaleti şaşmaz. Zınk bir gecede indirecek. Bakın 10 şehirde nasıl deprem oldu? Bir gecede şak diye indi camiler. Heh işte. Bir gecede indirecek. Göreceksiniz. Ulan güzel konuştum ha. Vallahi süper konuştum.